Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. İki tane havuzu bulunan güzel bir site içerisinde güzel bir villa tanıtacağım. Örnek bir villa gezeceğiz. Fiyatlarımız ne? 3 artı 1 ebeveyn banyolu ve fiyatlarımız da 6 milyon TL. Biz bu villayı gezeceğiz. Yani şu bahçe kullanım alanı tamamen bize ait burada. Orada güzel bir kamelya alanımız da var. Oturup zaman geçirebileceğiniz, isterseniz üstünü kapattırabileceğiniz bir kamelya alanımız da var. Dış cephede taş kaplama kullanılmış. Klima tesisatları hazır. Otomatik panjurlu. Bahçe anlamında da geniş bir peyzaj alanı mevcut bu sitenin. Hemen şuradakini de gösterelim. Örnek olarak hepsini görebiliriz. Tabii bunun bahçesi biraz daha geniş. Hem önde hem arkada bahçe alanı mevcut. Dubleks villalar. Efeler Mahallesi merkezindeyiz. Sitede iki tane havuzumuz var. Yönder Koleji, şimdiki Sınav Koleji'nin hemen alt tarafında cadde üstünde marketlere, restoranlara çok yakın bir yer. Altınkum'a 6 kilometre civarında, en yakın denize de 3-4 kilometre civarında bir uzaklıktayız. Hatta 3 kilometre denilebilir, 4 bile yoktur. İmbat Denizi'nden bahsediyorum. Gayet güzel bir site. İki tane havuzumuz var. Bir havuz burada. Bu havuzun aynı boyutunda diğer tarafta da var. Sitenin farklı farklı girişleri mevcut. Çünkü 3 yolu da, pardon, tam köşede 3 tarafı da yol. Yani her yerden bu siteye giriş yapabiliyorsunuz. Bu sayede farklı farklı yerlerde müstakil giriş gibi değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel bir ev. Biz köşedekine bakacağız. Hepsi güzel. Ebeveyn banyolu, açık mutfak şeklinde yapılmış. Bölgede de artık bildiğiniz gibi 7, 8, 9 milyonlar konuşuluyor. Hatta daha farklı fiyatlar da görebiliyorsunuz. Güzel yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Mavi renk kullanılmış bazı cephelerinde. Güvenlik kameraları hazır. Ve evin farklı farklı oturum alanları mevcut. Her villanın böyle yan tarafında bir oturum alanı mevcut. Masa sandalye koyabileceğiniz bir alanınız burada mevcut olacak. Taş duvar yapılmış. Cadde hemen burası. Yönder Koleji çok yakın dedik. Biz köşedeki villaya bakacağız. Buranın girişi de burada. Bir bahçe alanını tekrar bir gösterelim. Orayı tekrar bir göstermiş olalım. Sonrasında eve bakalım. Burada güzel bir bahçe alanı var. Bitişik nizam olmasına rağmen bahçe alanları hepsinin mevcut. Gayet de güzel olmuş. Şık bir villa. Dış cephelerde spotlar kullanılmış. Akşam görüntüsü nasıl acaba? Akşam da buranın bir çekimini yapmak gerekiyor bence. Çünkü çevrede artık bu fiyatlara neredeyse yer kalmadı denilebilir. Siz benden daha iyi takip ediyorsunuz. Gayrimenkul her yerde artıyor arkadaşlar. Sadece burada değil, her yerde bir artış var. Bu artış da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle seçimden sonra çok daha büyük artışlar gelebilir. Tabii kimine göre artış olmayacak ama bence kesinlikle olacak. Kesinlikle olacak. Güzel bir girişimiz var. Hemen sağ tarafta 3 kapaklı bir vestiyer yapmışlar. Güzel olmuş. Yani girişte ufak da olsa bir vestiyer alanınız var. Hemen sol tarafımızda da bir lavabomuz var. Eve girdik, elimizi yıkadık. Geçtik gibi kullanabilirsiniz. Şuradan sonrasını depo olarak kullanabilirsiniz isterseniz. Küçük bir havalandırma bırakmışlar. Vitra'nın gömme rezervuarı var. Hilton lavabomuz. Antresi çerçevenin içerisinde yapmışlar. Lake. Merdivenlerdeki LED aydınlatma çok güzel duruyor. Şimdi salon mutfak bu şekilde. Açık mutfak. Ancak mutfak zaten girişin hemen giriş kapısının sağ tarafına alındığı için biraz daha ayrı mutfak gibi kullanılabilir. Site olması da büyük bir avantaj. Avantajları nedir? Onu da söyleyelim. Burada bir güvenliğiniz olacak, bahçeye bakacak insanlar olacak, sosyalleşmek için gayet mantıklı bir yer. Ama tabii ki müstakil bir villa değil. Bunu da söylemiş olalım. Genelde müstakil villalar yazlık olarak kullanacaksanız biraz daha kullanışsız hale geliyor. Neden? Çünkü senede zaten 1 ay, 15 gün, 2 aylık bir tatiliniz var diyelim. Siz bu tatilin çoğunu bahçenin işleriyle geçiriyorsunuz. Havuzun bakımıyla geçiriyorsunuz. Varsa evinizde eksiklerle geçiriyorsunuz. Tatil yapamıyorsunuz. Site genelde çocuklu aileler için ideal. Gayet güzel bir mutfağımız var dedik. 60'a 120 seramik yapılmış. L şeklinde bir mutfak tezgahı. Mutfağın tamamı küçük seramiklerle tavana kadar devam etmiş. Temizlik konusunda kesinlikle iyi olacaktır. Arada da siyah derzler var ki biraz daha lekeyi göstermez. Çabuk temizlenebilir. Lake dolaplarımız var altta ve üstte. Küçük bir mutfak ama yeterli bir mutfak bence bu villa için. 3 artı 1 dubleks bir villa. Sonuç olarak pazarlığımız da mevcut. Güzel bir de pazarlık yapılabilir. Devamında da geniş bir salonumuz var. Klima tesisatları da mevcut.
Yukarıda da led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Televizyon ünitesinin üst tarafında küçük led aydınlatmalar, merdivendeki amber ışığı kullanılmış. Güzel bir seramik var arkasında. Tabi sehpa olarak kullanılırsa çok daha iyi. Buraya asıldığında televizyon biraz daha köy kahvesi gibi oluyor değil mi? Duvara asmak biraz daha böyle artık eski moda gibi kaldı. Bu şekilde çok daha ideal olacaktır. Sineklikler yapılı, otomatik panjurumuz var dedik. Klima tesisatları da hazır dedik. Şimdi sıra yukarıda. Spotları çok sevdim. Bak yanındaki spotları çok sevdim. Tabi led ile spotlar ikisi bir arada olunca biraz daha karmaşık olmuş. Ama spotlar çok şık duruyor. Bence spotlar olmasaydı, led de olsaydı yeterliydi buraya. Ama yapmışken ikisini de yapmışlar. Zaten farklı farklı kumandaları var. İsterseniz spotları, isterseniz de ledleri kullanabilirsiniz. Şimdi dubleks bir villa. Temizliği kolay. Hemen 5 dakikada temizlik yapabilirsiniz. Şimdi bana kızacak kadınlar ama 5 dakikada temizlik bitmez. Seni böyle alayım, koridoru bir gösterelim. Güzel bir koridorumuz var. Merdiven boşluğunda da dış cephe rengi kullanılmış. Mavi renkte. 2 tane de spot aydınlatmamız var. Apliğimiz var altlı üstlü. Güzel bir de avizemiz var. Gayet şık. 60'a 120 seramiğin. Gördüğünüz gibi 120 santimi burada kullanılmış. Yani 1.20-1.25 gibi bir genişliği var bu koridorun. Çatı çıkışı için bu kapağı açmanız yeterli oluyor. Merdiven güzellik, temizliği kolay dedik bu evin. Odalardan devam edelim. Odalar geniş. Kare olması da artı bir avantaj. Yani kare odalar daha kullanışlı. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Karşıya dolap ya da buraya bir dolap değil mi? Böyle boydan boya bir dolap yapılırsa bu oda bence yeterli. Hem dolap hem yatak rahatlıkla sığacaktır. Laminant kullanılmış süpürgelikler benim sevdiğimden. Bu süpürgelikleri çok seviyorum. Her renge gidiyor. Seramik de olsa zemin gidiyor. Koyu da olsa, açık da olsa çok yakışıyor. Yapılacak en iyisi bu bence. Tabii ki pencereler zemine kadar indirilmiş. Küçük bir Fransız balkon bırakılmış. Ön tarafımız gördüğünüz gibi yol arkadaşlar burada. Ev gerçekten güzel. Küçük evler daha çabuk satılıyor bence. Daha çok seviliyor. Yine spotlar burada da kullanılmış. Güzel olmuş bu spot aydınlatmalar. Üst tarafında da bu şekilde detaylar yapılmış. Güzel, şık duruyor. Sırada banyomuz var. İşte banyo benim sevdiğim tarzda bir banyo. Gerçekten çok güzel. Neden? Çünkü gömmerezler var. Burada ıslansa da ıslanmasa da çok büyük bir problem değil. Ki sadece şu dolabı korumanız için yarım bir cam kullanılmış. 60'a 120 seramik var. Buradan geçiş daha rahat olmuş. Ve gayet de güzel. Kullanışlı değil mi? Harika. Nişle yapılmış ki ideal. Tabi musluklar henüz takılmadı. Bunlar da en kısa sürede takılacak. Geniş bir alan. Çamaşır makinesini de yan tarafa yerleştirmişler. Tabi çamaşır makinesinin üstüne dolap yaptırırsanız suyun sıçramamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da onun da yanına böyle su geçirmez bir şeffaf ürünler var ya. Şu an adını unuttum. Onlardan plex tarzında. Onlardan konulabilir. Bir de yarım cam yapıyorsanız şu camın ön tarafına şu şekilde bir silikon yaptırın. Çünkü darbeyi buradan aldığında bu damperli camlar çatlıyor, kırılıyor ve patlıyor arkadaşlar. Çok tehlikeli olabiliyor. Konuşamadım. Çok tehlikeli olabiliyor. Bir de evde çocuk varsa Allah korusun buna kafası falan dediğine çok büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Güzel de bir dolabımız var. Burada da bir aydınlatma kullanılmış ama yakamadım bunu. Şöyle yanıyor galiba. Yine yakamadım. Burada da bir aydınlatma var. Yakamadık ama yanmasa da aydınlatmamız var. Gitmesek de köyümüz de var. Güzel bir oda burası da. Kare bir oda. Yine yatak böyle ya da böyle düşünülebilir. Karşıya bir dolap sığdırılabilir. Diğer oda 15 metrekare civarında. Burası da 13-14 metrekare civarında bir oda. Gayet de kullanışlı bir oda. Kare olması büyük bir avantaj. Her zaman söylüyorum. Tavan yüksekliği dubleks olduğu için 2.90 civarında. Standartların üstünde standart bildiğiniz gibi 2.85. %70 evde genelde 2.85. Ama %30'luk kısımda 2.85'in üstüne çıkıyor. Geldik ana yatak odasına. Şimdi burası dikdörtgen bir oda. Yatak, dolap rahatlıkla sığacaktır. Nasıl? Yatağı böyle koyduğumuzda karşıya dolap yerleştirebiliriz. Küçük bir balkonumuz var. Tam karşıda da ebeveyn banyosu var. Gayet de güzel duruyor. Buranın ışığı yanmadı. Yakamadım.
Gösterelim burayı. Burada duşakabin kullanılmış. Güzel olmuş duşakabin. Şık duruyor. Gayet ideal. Şunlar nedir? Bunları anlamadım ama. Şu iki tane seramik delinmiş ya. Ha pardon, musluğun geleceği yer. Musluk buradan gelecek. Musluğu görmüyorum ben. Tavandan inecek zannediyorum. Gayet güzel. Vitranın gömme rezervuarı var. Artı dolabımız var. Kapı buraya değiyor. Bak buraya değiyor. Bunun çözümü daha küçük bir lavabo da olabilir. Ama kapı buraya değdikçe bu kapı zarar görür. Bunun için farklı bir çözüm bulmak lazım. Tabii bunları ayarlamak gerekiyor. Yoksa büyük sorunlar yaşanılabiliyor. Hemen bir de küçük bir balkonumuz var. Ona da bir bakalım. Böyle bir balkonumuz var. Gayet de güzel bir balkon. Çıktık, hava aldık gibi düşünebilirsiniz. Zaten bahçe alanınız var. Çevrede 12 milyonluk, 12 milyon 750 bin lira, 15 milyon civarında villalar da mevcut. Bu bölgede artık böyle bir villa istiyorsanız 5 milyondan fiyatlar başlıyor arkadaşlar. Yukarıya doğru da çıkıyor. Gayet güzel bir yer. Küçük bir yer her şeyden önemlisi. Böyle çok büyük bir villa değil. Küçük aileler için ideal bir yer. 3 tane odamız var. Altta salon mutfağımız var. 2 tane lavabomuz var. Bir tanesi de ebeveyn banyosu olmak üzere toplamda 3 tane banyo ve lavabomuz var. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bir de o abone ol butonuna da basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir villa gezdik. 6 milyon TL pazarlığımız da var.